Dostlarım selamlar. Artık benden monoşurma istemeyin diye tekrardan monoşurma çekme kararı aldım ve karşınızda harika bir monoşurma destesiyle beraberim. Aynen kurduğum cümlede dümdüz Türkçeyi katletti ama olsun sizin beni sevdiğinizi düşünerek göz ardı etmenizi sağlıyor olacağım. Fakat videoya geçmeden önce like atmayı, yorum yapmayı unutmayıp abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Arkadaşlar aylardır 4200'deyim abone sayısında. Hani en azından böyle 4250 olsa, hani böyle 4300 olsa o kadar keyif alacağım ki anlatamam yani size. Yani bu yüzden diyorum ki şöyle çıtırından böyle bir destek olsanız, böyle bir 2 saniyenizi verip hemen bir yorum yapsanız, like atsanız. Üf yani hani üf. Şimdi deste dümdüz monoşurma, tamam. Ekstra sılamıcım yok. Bilmeniz gereken 4 tane kart ya da 5 tane kart var. Ya hepsi birbiriyle kombolu. Ama olay şundan ibaret. Toprak bozumu arkadaşlar. Tamam. Bu kart direkt Zerat'ın seviye atlaması anlamına geliyor. 2 tane yer kartı geliyor. Bak. Nerede toprak bozumunu kaybettim. 2 tane yer şey dalgalı kumlar çağırmanızı sağlıyor. Ve bu kart yani dalgalı kumlarda şu abi. Bir düşman çağırını beni yok ederek kırılganlık kazandırırsın diyor. Şimdi Zerat'ım da diyor ki 4 yer kartı yok ettiğinde ben diyor level atlarım diyor. Bu ikisi birleşince düşünebiliyor musunuz? Zerat inanılmaz hızlı şekilde level atlıyor. Ve ardından Azir kankam diyor ki bak diyor 12 dost birim ya da yer kartı çağırdığını. Ya abi ben zaten Zerat sayesinde tonla yer kartı çağırmışım. Mükemmel. Şimdi toprak bozumu bir de kırılganlık veriyor. Renekton da diyor ki bak bir düşmanı çektiğimde kırılganlık bir düşmanı çekmemi sağlayan bir özellik. Çektiğimde artık artı bir verirsin ve 10 hasarda seviye atlarım. Ben iki kere vurunca o zaman Renekton level mi atlayacak? Renekton ve Zerat bir anda level atlarsa ne oluyor? Monoşurma gerçekleşiyor. Yükselme muhabbeti gerçekleşiyor ve oyun direkt bitiyor. Çünkü bu saldırdığında, savunduğunda her şeyde iki hasar çıkartıyor. Mesela savunmada mıyız? Bize saldıranlara da iki hasar çıkartıyor. Saldırıyor muyuz? Bize saldıranlara da iki hasar çıkartıyor. Ve biz yine savunmada mıyız? Rakibin Nexus'una da iki hasar çıkartıyor. Her şeye bizim Nexus'u, ünitelerimiz hariç iki hasar çıkartıyor. Arkadaşlar, sömürü darbesinin muhabbetini biliyorsunuz. Herhangi bir şey bir şeye vurur ve şampiyonlara artı 2 verir. Gayet iyi. Ve diyelim ki bu üçü Azir, Zerat ve Renekton yerdi. Değil mi? Ve belli ki seviye atlatamıyoruz. O zaman yükselmişler uyanışını. Tak oynuyorsun. Bir anda level attın. Allah Allah. Fakat biraz daha savunma odaklı gitmek için gücün sınırı koydum. Bir dost firma Avan ve Büyük Halkanı versin diye. Yani Zerat çok güçleniyor. Özür dilerim. Azir çok güçleniyor bir şeyden sonra. Statı 12'ye 8 falan bilmem ne oluyor. Avan vermek, Büyük Halkanı vermek kendi başına yetiyor. Yenilenme odası yine Zerat için aslında yapılmış bir oda. Bir şampiyon çağrında beni yok edip artı 2 artı 1 Büyük Halkanı kazandırırsın. Renekton'a da yarar, Azir'e de yarar, Zerat'a da yarar. Özellikle Zerat'ı level atlatma konusunda mükemmel. Yani bayağı iyi. Renekton'a artı 2 artı 1 vermek. Zaten 6 oluyor. Bir şey çektim 8 oluyor. Bir şekilde daha artı 2 verdin mi ki kendi büyüsünü oynadım direkt 10 oluyor. Tek de level atladı bu adam mesela. Gibi 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 gibi. O yüzden destede bu da var. Kaya kızakçısı dalgalı kumlar oluşturuyor. Bağdaki bakıcı büyük halkanı veriyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey de şu kaya ayısı çobanı arkadaşlar. Her birim oynadığınızda gerisi geliyor. Ama destenin en ama en önemli kartı şu. Yükselmişlerin uyanışı arkadaşlar. Bu şeyi görebiliyor muyuz ya biz? Gerçi bir dakika. Yükselmiş İmparatorun destesini göremiyoruz sanırım. Yani nasıl gördüğümüzde dur özel kategori. Ha buradan görebiliyor olmamız güzel. Şimdi kankam bak altın haberci kartını bulabiliyorsunuz tamam mı? O kart sayesinde. Ve diyor ki çağrıldığında ve tur 5'i 2 kumdan asker çağırıp artı 2 artı 2 verirsin diyor. Bunu sürekli yapıyor. Şimdi sen korkunçları counterladın. Agroları counterladın. Abi ünite odaklı her şeyi counterladın. Neden? Yerde savunma var. Üçer üçer geliyor. Şimdi bir de onlarla saldırdığını düşününce 3 tane kart gelmiş oluyor. Azir zaten 12'de level atlıyor. Sadece 4 kere bile gerçekleşse bu olay Azir direkt level atlıyor. Sadece 3 tura zaten yani 9 oluyor. 10, 11, 12 yani gibisinden direkt hani Azir'i level atlatıyor. Bunu mutlaka tercih edin arkadaşlar. Tek tercihiniz bu bile olabilir. Ama çok güçlü bir şey mi var? Hani burada iki kart çekmeyi ya da bir takipçinin kökünü kazımayı falan. Hani bunları almayı unutmayın ama bu kart size oyun taşır. Zaten destede olmasının tek sebebi de bu. Hani şuna daha hiç denk gelmedim. Arkadaşlar 10 manaya yükselmenizi sağlıyor. Yükselmişlerin çağrısı oluyor. Ve Renekton ve Nasus çağırıyor. Birer tane. Ve bunları direkt 3. seviye yapıyor. Zaten bu ikisi geldikten sonra oyun bitiyor. Ama ben daha bu kartı bir gün olsun görmedim yani. Haberiniz olsun. Genelde gelen kartlar altın haberci oluyor. Ebedi Gladyatör, Generalin Sarayı, ufalanan kumlar ve parıltılı serap ya da imparatorun korumaları ve işte
Ya bunların hepsi gelebiliyor aslında. Sadece şu gelmiyor diye biliyorum. Hani hiç görmedim yani, hiç gelmedi. Okey, yani anlatabileceğim bu deste hakkında budur arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Karşımızda şimdi hiçbir şey yok. Büyük ihtimalle Monoşurma'ya karşı oynayacağız. Toprak bozumun biri kalmalı. Altın elti ve sömürü darbesi de elimde kalmalı diye düşünüyorum ki başlangıç güzel. Şimdi Freljord ve Shurume ile oynuyor. İki üçlük yer kartı yok eden beyefendi varsa patatesiz yani. Ve büyük ihtimalle var. Monoşurmadan oynamayacağız. Derken Vağ'daki bakıcının gelmesi güzel. Buna büyük halkanı vermek zorundayız arkadaşlar. Turbana geçecek. Ve direkt onu koyup, yani Vağ'daki bakıcıyı koyup böyle buna büyük halkanı vereceğim ki yok etmesin. Hadi bir tane de saldırdım kilitle. Keşke şampiyonları çekebilsek ya. Turu bitir. Neyse, toprak bozumu falan baya güzel. Savunmam iyi. Rakibin bir şeyler yapmasına da biraz izin veriyor olacağım sanırım. Yırtıcı şamanizm. 10 manaya başlıyor. Keşke toprak bozumunu önce oynasaydık da çekilebilir olsaydı. Gözü kara göçebe güzel. Bunu yok edip bir tane huysuz kaya ayısı elde edebilirim. Hadi altın elçi gelsin. Aslında bunu oynasak önce mantıklıydı. Ama Renekton'un gelmesi fena güzel oldu. 4-7 olur. 2 tur falan beklemek gerekir. Saldır abi dümdüz. 6 mana'ya ulaşırsa 6-6 olacak bu. Elinden almak güzel. Aynı zamanda da benim yer açmaya ihtiyacım var. Turu bitir. Bu tur yenilenme odası oynayacağım. Renekton oynayınca Renekton'a +2 +1 ve büyük halkanı versin istiyor olacağım. Dediğim gibi sonsuz uçurum beklediğim bir karttı benim. Direkt gelmesi okeydir. Oyunu uzasın diye Kaya Ayısı çobanıyla oynamayacağım. İkinci seviye şampiyonlarıyla oynamayı tercih ediyor olacağım. Şimdi yere düştüğü anda çekilebilir olacak zaten. Oo, böyle oluyor ha. Niye direkt yok olmuyor? Şimdi saçmalığa bak, direkt kendini yok edip 8'e 7 olacak. Rakip çekerli bir Aatrox. Şaka galiba. +2 +1 oluyor değil mi? Tek vurduğunda yok edecek. Buna -4 vermek şu an feci işime yarar gibi geldi. Direkt level atlamasına ihtiyacım var. Şimdi Renekton'um tekte level atladım. Gayet güzel abi. Ve bu şunu 9 ilerletti. Şu saatten sonra sadece bizim şampiyona ihtiyacımız var. Ki tercihen Zerat'ın gelmesi benim için aşırı 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 iyi olur. Kum batağı geliyor. Büyük halkanını almak için devam. Renekton'um ölecek. İki tane var Renekton ama Renekton'un kendi başına bir kere bile level atlamış olması yeter. Darkin kılıcı. Herhalde sadece toprak bozumu oynayacağız ha. Koruyabilecek hiçbir şeyim yok kankam burada. Harbi yok. Kaya Ayısı çobanı gelsin. Şimdi her gelen kart başına zımmırtı versin. Koy bire biri karşısına. Şu bizi fena bozdu ya. Toprak bozumu. Yükselmişlerin uyanışı geldi bu defada. Sanırım şampiyon çekemeyeceğiz. Valla Azir'in gelmesi fena tatlı olabilir. Bir de sonsuz uçurumla oynuyor. Canımız fena yanar derken altın elçinin gelmesi. Güzel. Renekton verme. Güzel. Şimdi bir kart daha mutlaka oynayacak. Koyduğum gibi Zerat level atlayacak. Zerat kendi başına bütün boyunu taşır. Geldin abi. Yer kartı yok olduğu için dediğim gibi direkt level atlatacak Zerat'ı. Ve o zımbırtı gerçekleşecek. Ya yani zımbırtı dediğim işte şürüme muhabbeti gerçekleşecek. Acaba görmesi mi gerekiyordu? Ama Azir'i çekmek, Renekton'u çekmek bizim açımızdan çok tatlı oldu. Çünkü Azir'de Renekton'da level atlamış durumda. Tabi onların sinematiklerini izler miyiz fikrim yok ama. Ve direkt 6 hasar çıkaracak. Ve her tur başında bunu yapmaya devam edecek. Saldırı sırası bizde zaten. Ek bir hamle yapmanın da mantığı olduğunu düşünmüyorum. Yerim dolu kalması benim için yeterli. Öldü. Bu hep böyle olur ya. Devam. 2 tura ihtiyacı var şimdi. Ama elimde hem hazır hem Zerat hem de Renekton var. Şimdi şeyi bilmiyorum açıkçası. Level atladıktan sonra seviye atlama muhabbeti geliyor mu? O konu hakkında fikrim yok. Bir tane daha bundan oynayıp yeri büyük ihtimalle temizleyecektir. Yani benim burada bir engelleme kartım olsa fena olurdu. Peki burada dalgalı kumlar oynayıp
Çekme ihtimalimiz var mı? Yok. Tamam, dalgalı kumlar gidebilir. Zaten 3 manaya ben bir tane kart çekmiş saydım. Adam sonsuz uçurumunu verdi. Bunun karşılığında. Ve burada Azir'i geri oynayacağım. Şimdi güneş kursunu tamir ettik aslında ama tamam, görüyormuş, güzel. Bu tur bir de Renekton oynayacağım. Renekton'um zaten level atladığı için o da direkt 3. seviye olacak. Bu saatten sonra çok zor kazanır. Bir de 2 manası var, yerde yeteri kadar bloğum var. Max vuracağı bu tur adamın 8 olur arkadaşlar. Maksimum. Ve işin güzel tarafı. Uy. 5'e 9 ilk saldırısı var değil mi? Azir'i kesinlikle istiyor. Azir kesinlikle istiyor. Burada Kaya Kızaklısı oynayacağım. Kum batağıyla bunu... Oğlum bütün hayallerimi yıktın ya. Vallahi bütün hayallerimi yıktın. Tam kilitle. Harbiden hayallerim fena yıkıldı be kardeşim. Şuna mana kalsın diye beklettim. Bu arada şimdi... Üzgünüm ama önce Renekton geliyor. Renekton direkt 3. seviye olacak. Bu oyunu uzatsam mı acaba? Adamın elinde zaten şampiyon kalmayacak. Bir dayanası kaldı. Tekrar sonsuz uçurum oynamazsa. Yani yine aynı komboyu yapmamalı artık diye düşünüyorum. Bak sen şimdi şu işe. Eksi 2 versem de bir şey ifade etmiyor. Ya zaten bak, dönüştükten sonra Azir'in gitmesi hiçbir şey ifade etmiyor kankam, haberin olsun. Ve benim sana kötü bir haberim var. Ben yine Azir çekiyor olacağım yani. Zerat gelsin. Ve asıl unuttuğun şey şu hayatım. Saldırınca Nexus artı herkese 2 hasar çıkartıyor. Yani ben zaten burayı temizliyor olacağım. Her tür bu da en güçlü yemiydi. En güçsüz düşmana 5 hasar çıkartacak. Bunun kökü kazınacak. Yırtıcı şamanizm. Onun olsa ne olmasa ne. Ardından bununla hadi bunu bir de alalım ve bunları artı 2 artı 2 verelim ve bu oyun burada bitsin. Whatbets isimli beyefendi, güzel oynadınız. Nasıl çektiğimi çok önemi yokmuş gibi hissettim ama gel ikişer ikişer vursun abi. Gayet verimli. Turu bitir. Şimdi bak, bu 5 hasar çıkartacak, canı 1'e düştü. Ve kum fırtınam var. Zor kankam, zor. Ve Jarvan'ın var. Benim sana kötü bir haberim var. Bu vuruşta da bunu yaptığı için sen Renekton'u direkt şey yapmış oluyorsun. Burada bir eksi 4 versem nasıl olur acaba? 5'e düşüyor değil mi? Renekton'u kurtaramadık. Okey. Şimdi bak, bu savunmadayken de her şekilde o iki hasarı çıkartıyor hayatım. Bilgine. Sonuçlandır. Niye gitmedi ya? İki kart çekelim. Tamam, bir kart daha çekelim. Yani imparatorun destesi geldikten sonra çok da bir şey yok ki. Yerde benim hala Zerat'ım var kankam. Direkt Nexus'a 5 hasar çıkartacak. Ben yanlış anlamam ama direkt saldırmayı düşünmüyorum. Altına verci de gelsin. Tur başı ikişer tane zımbırtı getirsin. Yani buradan kazanamazsın hayatım. Üzgünüm. Kendine iyi bakıyorsun. Bir el daha giriyoruz desteğiyle. Karşımıza şimdi görebileceğiniz en sağlam ve en güçlü agrolardan biri var. Lulu Pantheon ve Terra'ya karşı oynayacağız. Bunu bekleteceğim. Tamam, bunu aynen gönder. Bir tane var zaten. Azir'le Zerat'ı direkt çekmiş olmam güzel. Şimdi 3, 4, 6 değil mi? Kesebilir mi? Kesemez. Vallahi kesemez yani. Ama Ayoni ile oynuyor. Yani bu adamlara karşı bazen ne yapabileceğimi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Mesela bak, diyor ki desteklendiğimde artı 2 alırım diyor. Ve bu adamın eli full destek. Yani full destek yani. Lan tam destek, full destek. Yürü bakayım. Kaya Ayers Çoban'a oynamak işime yarar bu arada. Hatta önce bu, sonra bunlar baya baya işime yarar. Yolumdan çekil. Üf. Mahvolduk. Diyor ki geri kalanı boyunca bariyer dışındaki her şeyin bütün eklentilere kalıcı olarak veririm diyor. 3, 4, 5. Tamam, geldin abi Kaya Ayısı. Yerde bir blok bir bloktur diyerekten. Ki yer kartına da ihtiyacım var. Hiç yoktan. Ne olur ne olmaz. Diyerekten. Kesemez diye düşünüyorum. Azir geliyor ki burada biraz daha safe gideceğiz. Artık kum batağım da var yani. Daha keçisi. Pas geç.
Dünyanın nefesi Esmus. Bunu kessek çok güzel olurdu. Gerçi bu zaten her şekilde o artı bir artı biri sabit verecek de. Yerdeki tek blok bile bizim fena işimize yarar. Ve sadece bu tura ihtiyacım var. Ama işin kötü tarafı bu adamda bir engelleme olabilir. Şimdi gözü kara köçebeyi, köçebe ama göçebe değil. Bununla yok edeceğim. Yok ettiğim için 5'e 5'lik bir zımbırtı gelecek. Hani şu an bunu yapmam lazım yani açıkçası. Bu turu atlatmamız lazım. Bak bu buna kalıcı artı bir verecek. Ekstra bir duruma karşı kaybeder ama. Bu buna vermeli. 3'e 2'de sonuna kalmalı. Bu şekilde. Şimdi şunu elinden al. Tamam bunu elinden al. Kilitle. Ben 6 hasara okeyim. Ve benim ünitem kalsın. Hadi bir de burada kadim hazırlık oynayalım. Zerat'ı oynar oynamaz level atlama ihtimali kalsın. Yenilenme odası da güzel. Şimdi bak. Şu şekilde oluyor. 2'ye yenilenme odasıyla 3. Zerat'ın kendisiyle 4. 5'e 1 ve 2'ye 1'le dümdüz saldır. Bir ünite daha çıksın. Ama buradaki asıl amacım turu rakibe geçirmek. Bunları bir tur ilerletmek. Ki bu sayede riske atmamış oluyoruz. Bizi sıkıntıya sokan şu anlık şu. Bir de Tarik oynaması. Bir de aslında ihtiyacım olan şey yer açılmasıydı ki. Sağ olsun kankam bana bir yer açtı. Yenilenme odası gelsin. Dediğim gibi yer kartlarının yok olmasına ihtiyacım var. Ve bloklara ihtiyacım var. Diyor ki desteklediğim dost birim artı 2 artı 2 kazanır. Bak 14-13. Kaç etti? 2'ye 4. Tarik geldi bile. Pas geç. Taşların bilgisinden nefret ettiğimi daha önce söylemiş miydim? Sanırım hayır. Bu kalıcı olarak artı 2 artı 2 veriyor ve elini mücevherle dolduruyor. Şunu ya da şunu. Bak bunu ve bunu her şekilde elinden almak zorundayım. Başka olayı yok yani. Harbiden başka olayı yok. Çünkü sadece bundan oyun bitirebilir. Şimdi olayı gördünüz bak. 3'e 3'e direkt çıktı. Hani direkt çıktı arkadaşlar. Şöyle yapacağım. 9'a düşeceğiz. Artık buna hiçbir şekilde ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Yerde kalsın. Zeratım geliyor. Tamam mı? Yatsıma tarzı bir engelleme kartları da oynayamaz. Şimdi Zerat geldiği için en güçsüz rakibe tamam hasar çıkartıyor ve bu tur yükselmişler ayinini oynayacağım. Gerçi tek bir yer kartına bakıyor değil mi? 2 tur bekleyip de yapabiliriz ama gerek yok. Direkt olsun. Direkt erkenden ulaşabildiğimiz en hızlı seviyede ulaşalım arkadaşlar. Renekton illa ki level atlatırız. Geldin. Benim kök kazımaya ihtiyacım var ama. Bunların kökünü kazırsam bu rakip hiçbir şey yapamaz. Elinden ne kadar çok ünite alırsam benim için o kadar iyi. 1-1 o 5'e 6'sında kesecek yani. Tarik level atlarsa ölümsüzlüğü kalıcı olacak. Ama şöyle bir şey var. O ölümsüzlükler arkadaşlar kök kazımaya falan hiçbir şekilde iş kendini sağlama alamıyor. Ve her tür yere benim blok çıkarmam kendi başına yeterli olacak. Hadi bakalım. 8 canlıyız ama altın haberci vermesi güzel. Her tur bloğum olduğu sürece abanı yoksa bana hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Yani iyi durumda olduğumu açıkçası düşünüyorum. Ve Zerat kök kazıdığı için eğer öldürebiliyorsa kök kazıdığı için hiçbir şey yapamıyor. 6'da 7. GG, VP, S kankam. Aslında oyun biraz daha uzar diye düşünüyordum ama beyefendi direkt sur vermeyi tercih ettim. Okey bir el daha girelim dostlar. Karşımızda şimdi çok güzel bir agro var arkadaşlar yine ve bu adam Nexus odaklı oynadığı için sıkıntı yaşayabiliriz. Yenilenme odası ve hükümsüzlük aynı kalsın. Witchwater'la oynuyor. Erken aşamada benim yere ünite koyabilmem lazım. Ve büyülere karşı hükümsüzlük aynı bıraktım. Aslında bu olmasa okeydi. Yani şu an ilk defa bir Azir istemedim. Allah'tan tur 1 bizde arkadaşlar. O düzenli saldırısını biraz azaltabileceğiz. Ne kadar az şeyler oynarsa o kadar iyi. Yani dümdüz tur 3'te tur 4'te oyun bitirmeye çalışacak. Tur 5'ten sonra da Swain'le oyunu tamamlamaya çalışacak. Geldin. İhtişamın çağrısı bu yüzden baya baya güzel. Bak kumarbot gel. Abi bu kumarbotu neden oynuyorlar ya? Bu kumarbot tekrar meta mı oldu? Ben bunu bayağıdır görüyorum yani. Hani bayağıdır görüyorum. Dümdüz saldırırsa işime gelir. Eğer saldırmazsa da Azir'le bloklarım yani. İki Azir var. Hiç umurumda olmaz. Sonuçlandır. 4 hasar. Gel abim. Ama yine iyi durumdayız. Gerçekten yine iyi durumdayız yani.
Peki burada bunu direkt level atlatsam yok. Bize bir şampiyon daha lazım arkadaşlar. Legion Womanist. Bak dediklerim bunlar mesela. İhtişamın çağrısı gelsin. Altın haberci tam olarak istediğim kart arkadaşlar. 4, 5, 6. Yine savunmada oynuyoruz. Tek tur. İdare edelim yeter. Neden bunu istiyorum? Arkadaşlar bu inanılmaz hızlı şekilde bunun sayesinde level atlayacak. Hani öyle böyle bir level atlama değil yani bu. Ne alaka diyeceksiniz abi. Altın haberci. Aa direkt oynayabiliyoruz. Gel. Her tur bana iki tane 3'e 3'lük asker verecek. Ve bu adamın ünitelerinin içinden geç olacağız. Çünkü ben her tur saldıracağım yani bunlarla. Totalde 3'er 3'er gelecek bir sonraki tur. Level atlayacak. Renekton lazım şu an bak. Bu defa Zerat istemiyorum. Renekton istiyorum. Tur 5'teyiz. Yarı cana yaklaştık ve bu adam Nexus odaklı oynuyor. Bu insafsız yırtıcıları falan benim kesinlikle bekletmem gerekiyor. Çünkü Swain'in gemisi her tur Nexus'a 2 hasar çıkartıyor. Ortalama şu turda falan oyunu bitiriyorlar yani. Aslında 6 ya. Yo sen kaldın. Dümdüz saldır. Bir tane daha gelsin. Direkt 7 oldu bile. Zaten bunun meta olmasının sebebi Monoşurman'ın oynanmasının tek bir sebebi bu kart arkadaşlar. Altın haberci diye harika bir rezil bir kart. Her tür hasar yiyoruz bu arada. Ya yine Bloom var. 2 hasar çarpan püskür yüzgeçten yiyeceğiz. Bu yüzden hiçbir şey oynayamam. 2 hasar aldık bu tur en kötü. Toprak bozumu güzel. Direkt level atlatabilirim değil mi? 9. Bu ikisi ölür. 10-11 olur. Diğer tura da oyun biter. Olabilir. Olabilir. Ve bana kart çektirecek. Mesela şu an Azir gelse özür dilerim. Zerat gelse oyun dümdüz bitti yani. Zerat ya da Renekton lazım. Harbiden Zerat ya da Renekton lazım. Ya da Kaya Ayısı Çobanı olsa mesela her tur 2-2 ilerlettiğimi düşünsenize. Bir de kendi ilerliyor. Her tur 3-3 ilerliyor. Zaten 25. Minotaur hesapçı. Yere bir şey koyamamak kendi başına kötü bir olay. Pas geç. Diyor ki en güçsüz düşmanı sersemletirsin. Tur başı. Yani problem değil abi. Harbiden problem değil yani. Umurumda da değil. Sadece bununla saldırması da açıkçası benim işime gelir. Toprak bozu mu gelsin? Hem bir kart çekelim. Of. Bunun yerine de altın elçi gelsin. Tamam. Bu oyun burada bitmiştir arkadaşlar. Zerat'ı düştüğüm anda hazır level atlayacak. Bir tane yer kartım var. İki bu olacak. Bir yer kartın daha yok olması gerek. İşte dalgalar güzeldi. Geldiği gibi atlat kanki levelini. Şu şeyi kesmek zorundayız ama açık söyleyeyim yani. Şunu kesmek zorundayız. Gerçi zorunda da değiliz. Şunun yerine bir Zerat gelsin. Bir şey oynama fırsatı tanıyalım. Aslında yaptığım iyi bir hamle değil. Ama bir kart oynadığı anda Püskür Yüzgeç zaten ölecek. Tam olarak bu şekilde diyecektim. Bu şekilde olmadım. Kanki sen al. Sen de gel. Diğerleri önemli değil. Full savunma odaklı gidebiliriz değil mi bu saatten sonra? İki yer kartın daha yok olması lazım. Bunun için iki yer kartı çekmem lazım. Şunun ne olursa olsun ölmesi gerek. Tamam artık kaybettik, geçmiş olsun. Bu kartın gitmemesi gerekiyordu. Harbiden Azir ile bile oynasam okeymiş yani. İkisi birden stun yiyecek ve diğer tura kaybettik. Helal olsun. Harbiden helal olsun. Yükselmişlerin uyanışı oynasam belki fark yaratır mı diyeceğim. Yere blok lazım. Hani yeni geldiğin için de teşekkür ederim. Saldır ve bitsin oyun. GG. Aslında şöyle bir şey yapabilir miyim ki? Max 3 blok değil mi? Sen bunu, sen bunu ve sen bunu bloklasan 6'ya düşüyor. Gel bakalım. Diğer tur Renekton. Gerçi 6 5 can mı kalıyor? Bunların herhangi birini aban bile verse rakip için okey aslında. 10 mana da olmam gerekiyor. Bunu ve bunu oynayabilmek için. Ve benim hiçbir şekilde manam kalmadı. Bunların net ölmesi gerekiyor. Ve sanırım o yüzden diğer tur yükselmişler aynı direkt oynayacağım. Her tur hasar çıkarsın. İnanılmaz güçlensin. Bir büyü yaparsa iki Rite of Negation var zaten. Bunların durmadan stun yemesi hiç iyi bir olay değil ama. O yüzden yükselmişlerin uyanışı gelsin. Bire bire gidecek.
saldıramamak çok kötü bir olay. Kaya kızakçısı oynayacağım ardından. 3'e, ya 6'ya 1'i en azından elinden alalım. Bir fark yaratır mı acaba şu an bunu yapmak? Hani az önceki tur şu ikisiyle bu kadar baskı kurmamış olsa o kadar problem değildi aslında. Gerçi diğer tura benim yine azır büyüm olacak. Yani yine geçemeyecek. Güzel. Tamam. Tamam. Bir Nexus hasarını sıfırladık. Altılık ölmesi iyiydi ya. Bir de bu her tur birine hasar çıkartacağı için yine sıkıntı yok aslında. Uyarı atışı. Testere kasap. Hadi kaya kızaklısı gelsin. Bu bait aslında ya. Bu adamın elinde o kadar hasar çıkartacak mutlaka bir şey var yani. Hani olmamasının ihtimali yok arkadaşlar. O kadar diyorum size. 3, 6, 9 mu oluyor? Şöyle yapacağız. Bunu ben kesiyor olacağım. 5'e 2'lik bir kart gelecek. Bunu yapmamdaki sebep de şu. 2 üniten birden sersemlemesin arkadaşlar. Bunu veriyor olman çok güzel. Çarpan püskür yüzgeçin gitti. Eğer ekstra üniteler oynamazsan, umut ediyorum ki oynamayacaksın. Ne kaka burasın gözü. Okey, tamam, problem yok. Çektiği için direkt kesti. Bir tanesi stun yiyecek. 4 dokunaç çıkartırsın. Sonuçlandır. 3, 6, 9 oluyor değil mi? Pas geç. Güzel. Hazırlık bloğum var. Açlık yaparsa kaybeder. Açlık yaparsa kaybeder. Püh, sen buradasın abi. Bir şey diyeyim mi? Dörde bu. Tamam. Gerçi 3-6 oluyor değil mi? Bir hasar bile alamayız. 4 mana olmalı. 3-6-4. Sanırım burada sadece iki Azir'in ilerleyişi oynamamız gerekiyor. Oğlum, garanti kaybedecek bir hamle yapıyorum şimdi ya. Vallahi garanti kaybedecek bir hamle. 3-4-5 yani. Bir de bu adam mesela Noxus oynuyor. Nexus'a çoktan hasar çıkartabilecek kartları olması gerekiyordu bu adamın. Pas geç. Eğer şunu oynayabilseydim, tamam, direkt saldırmasaydı hükümsüzlük halinde manam kalacaktı. Yani bu tur fena patates olabiliriz. Ama diğer turun bende olması güzel. Her tur bu zaten kök kazıyacak. Şimdi büyük halkanı var. Nexus 2 hasarlıyor. Pas geç. Bu elinde başka bir şey olmadığının garantisi arkadaşlar. Lord Malat falan umurumda değil yani. Gel. Gitti kanki 3'e 2. Ve burada altın haberci yine dümdüz geliyor. Her tur yerde blok var. Bu saatten sonra sadece bunlarla saldıracağım. 4 mananın altına asla düşmeyeceğim arkadaşlar. Bu zaten durmadan kök kazıyacak yani. Ha, burada bütün manasını bitirir. O zaman iş değişir. Mesela iki uyarı atışına direkt bittik. Hani direkt bittik. Buradan nasıl kazanırım ama benim de fikrim yok. Yani bayağı bir safe, bayağı bir savunmada gitmem gerekiyor. Ya bu önemli bir kart değil. Açıkça söyleyeyim arkadaşlar. Neden önemli bir kart değil? Nexus vuruşu yaparsa benim canımı yakabilir. Onun dışında yerde bu kartlar kaldığı sürece sıkıntı yok. Ve durmadan o baskıyı kuracağım. 3'e 3, 3'e 3, 5'e 2. İsterse bloklamasın. Lord Malat. Ölümsüz değil mi? Geri geliyor olması lazım yani bunun. Diğerini nasıl yapacaksın? Sonuçlandır. Bak bu hamleler neden kötü biliyor musunuz? Rakip için. Kanka benim elimde zaten durmadan üçer tane ünite olacak. Bunun abanını da elinden alınca çok bir şey yapamayacaksın sen. Şu bir cana düşürüyor değil mi? Ama zaten kökü kazınacağı için problem yok. Gel. Bu çünkü hep en güçsüz düşmana hasar çıkartıyor ve ben tekrar söylüyorum bak. 4 mananın altına düşemem. Max oynayabileceğim şey 3 manalık bir şey olmalı. Şimdi yapamaz diye düşünerekten burada bilim kökü kazımayacağım. Onun yerine bir de hadi gel Renekton oynayacağım.
Bak, bu yaptığım inanılmaz tehlikeli bir hamle. Güzel, çok güzel, mükemmel. Abanı falan alması asla önemli değil bunların arkadaşlar. Asla. Bak, uyarı atışı geldi bile. En güçlü stun'ımızı bir yedi. Yani stun'ı biz bir yedik. Girdap Rex geldi. Burada hükümsüzlük hainiyle bunu ben öldürüyor olacağım. Bu sayede bu hamlenin hiçbirini yapmayacak. Tek bir kartım gitmiş olacak. Ve elimde sadece tek bir şeyim kalıyor. Ve burada oynayacağım şey... Dur, Ebedi Gladiator mu oynamalıyız? Aynen, Ebedi Gladiator oynuyor olacağım. Ve bana bir kart çektirecek. Ama burada benim yaptığım hamle inanılmaz kötü bir hamle olduğu için kaybettik, geçmiş olsun. Burada bana dümdüz saldırması gerekiyor ki bir şeyler yapabileyim. Çünkü bir tane stun var. Hani dümdüz gibi gözüküyor ama tek bir hasara zaten kaybediyorum. Ve ben... Ama ne yapabilirdim ki? Başka bir şey yapamazdım. Her şekilde yere ünite koymam gerekiyordu. Özellikle Girdap Rex mahvetti bizi. Yani kazanırsa buradan kazanır. O adamın dümdüz saldırmaması gerekiyor. Azir'in gitmesi umurumda değil. Lütfen sadece bunu yap. Fark etmemesi lazım arkadaşlar. Fark etmemesi lazım. En güçlü düşmanla bu kendini vuracağı için fark etmedi. Vallahi billahi fark etmedi. Kardeşim, burada seni çok seviyorum. Geldin. Hamlesi yok. Güzel. Yer açılacak. Turu bitir. Zerat en güçsüzün. 4'e 3'ün, özür dilerim, 3'e 3'ün kökünü kazıyacak. Ve burada dümdüz saldıracaktım. Yemin ederim o kadar şansa kazandık ki bak. Bu işte oynanış değil. Bu şanstır arkadaşlar. Tamam, bu şanstır. Okey, bir el daha girelim. Harbi bir el daha girelim. Karşımızda şimdi yine aynı adam var arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Hükümsüzlük haini yine bekleteceğim. Kumbata gidebilir. Toprak bozum ve Renekton fena kombolanan bir şey. 2-3-4 yapacağım. Sadece Renekton'la bile oyunu bitirebilirim. Çünkü erken aşamalarda gördüğünüz gibi kartları çok küçük oluyor. Ve bu defa bu adam benim destemi biliyor. Renekton artı sömürü darbesi hem artı 2 artı 2 verir hem gerekeni yapar. 2 hasarını çıkart abi. Keşke tur 1 bizde olsaydı. Çok daha güvenli oynamamız lazım değil mi bizim burada? Harikasın. Vallahi güzelsin. Yerde bloğum olduğu sürece problem yok. Attığını vuran korsan. Pas geç. Diğer tur bir hasar yeriz. Renekton da bunu çekip kesmek bana bayağı fayda sağlar ama. Direkt Azir oynayacağım. Hiç yani ünite odaklı olduğunu ve elinde hiçbir şey olmadığını biliyorum. Bu yüzden Azir'imin gelmesi benim için kafi. Minimum hasar almaya çalışacağım. Renekton'dan sonra zaten canı yanacak bu adamın. Şöyle yapalım, kilitle. Azir değil de Renekton level atlamalı. Gerçi fark etmez de işte. Renekton gelsin abi. Artı 2 artı 1 alacak. Diğer tur sömürü darbesini vurduğum zaman Renekton'la direkt level atlayacak. Ölmesin. Bak şu ölmesin. Başka bir şey istemiyorum. Oğlum. Şunu alsana kardeş. Diamond One. Bir de bu adam Diamond mı yani? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Bu insanlar gerçekten bazen nasıl oynuyor anlamıyorum. Diğer tur eğer saldırırsa Renekton direkt level atlar. Pas geç. 0'a 6. Hükümsüzlük hainim var. Büyü de yapamaz. Tek vuruşa level atlıyor. 3 zımbırtı mı çağırıyorsun? Şimdi kartı yok ya arkadaşlar bunun. Bununla buna direkt vuruyor. Olacağım bu sayede Renekton level atlayacak. 7'ye 7 abanlı bir ünite olacak. Ve bu saatten sonra sadece herhangi bir Azir ya da Zerat çekmeme bakacak olay. Rakip bodozlama oynuyor şu an. Savunmam da gayet iyi. 7'ye 7. Bir Azir çektik mi? Patates. Zerat için toprak bozumu gene değil mi? 3'e 3. Saldır kanka. Nasıl saldıracaksın? Saldıramadın değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Vaha'daki bakıcı mükemmel bir kart. Önce toprak bozumu oynayacağım. Tamam. Bir kart daha versin. Ardından Vaha'daki bakıcı oynayacağım. Her şeye büyük halkanı versin. Bu ölmesin bizim için yeterli. Oynadığı her kart için de rakip çeker veriyor olacak değil mi? Saldırdığında 10'a 10 olacağını düşünürsek çekmenin bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden dümdüz saldıracağım. Ne vermek isterse versin. Yerde de yeteri kadar bloğum var. 8 hasar 7 yani. Şimdi geri geldiği için bir rakip çeker daha. Bu da tabii ki Zerat'a fayda. Hadi bakalım. Kaç yeriz ki diğer tur? Hasar bile yemeyiz yani bu saatten sonra.
Burada kum bataklarını harbiden daha iyi şeylere bekliyorum. Mesela abanlı ünitelere bekliyorum arkadaşlar. Ki bunu niye beklettiğimi zaten çok iyi biliyorsunuz az önceki maçtan. Sonuçlandır. Şu an ünite odaklı. Fena şey yapabilir ama kum batakları var. Yeri güzel bloklarsak sıkıntı olmaz. Ele bak. Koy kanki 1'e 4'ü karşısına. Ama bu yaptığı hamle mantıklı bir hamle de değil ki. Burada hepsiyle birden saldırması lazım. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi kilitle. Bunları dediğim gibi bekleteceğim. Çünkü diğer tur ben bu oyunu direkt bitirebilirim. 3 alacak. 10'a çıkacak. 12 olacak. 10 vuracak. Direkt bitti oyun. Büyük halkanını alırsa direkt gücün sınırıyla yeni bir büyük halkanı vereceğim. Hiç yani bundan taviz veremem arkadaşlar. Lejyon bombacısı. Adam kötü oynuyor. Adam fena kötü oynuyor. Çakar almaz. Şimdi bak büyük halkanımı almak istiyor ama hasar yemediği için gitmiyor. Tur bana geçiyor. Tekrar bir büyük halkanı ve aban veriyorum kardeşime. The Diamond One. Bir de bak adamın ligi düşük değil ha bak. Tekrar söylüyorum. Adamın ligi düşük değil aslında arkadaşlar. Azir ver. Oğlum, iki mana benim için bu oyunu bitirmeye yeterli ya. Bir tanesinin gelmesi yeterli. Canavar azmanı geldim. Yine de riske atmayıp bunu koyacağım. Ve burada yapacağım hamlenin krallığına iyi bakın şimdi. Oyunu uzatmayacağım arkadaşlar. Sadece bununla oyunu bitirebileceğini düşünüyor ki haklı. Sadece bununla oyun biter. 3 tur idare etse yeter. Ah. Kalbimi kırıyorsunuz beyefendim. Bir yer kartı daha olsaydı da görseydik. Şimdi buna artı 2 ver kanki. Buna kırılganlık ver. 9'a çıktı ya bak. Böyle olduğu için tam olarak 10 hasar çıkartacak. Dümdüz saldıracağım. 12 hasardan 10 hasar geçirecek ve direkt kazandık yani. GGVPS. Okey, bir el daha girelim. Kendi başına yetmez çünkü bu. Karşımızda şimdi Ziggs, Talia ve Xerath var arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Sanırım bunu bırakacağım. Bu kart çektirecek zaten. Tamam. Kaya kızaktısı yükselmişlerin uyanışı gidebilir. Zombi Akzek. Yenilenme odası güzel. Şu an zaten mantıken biz şeyi Xerath'ı level atlattık. Şimdi bu adamın elinde yer kartı yok edecek çok fazla kart var tamam mı? Hani o yüzden diğer tur direkt Vaha'daki bakıcı oynamam gerekiyor. Bir de bu adam hani yine agro odaklı diyeceğim. Kızacaksınız belki ama gerçekten öyle yani. Çünkü Ziggs Nexus'a vuran bir beyefendi. Bağdaki bakıcı gelsin. Buna büyük halkanı harbiden vermek zorundayız yani. Bu adamın tamamen ama bak tamamen hani şeyden ibaret bir deste. Ünite vermemesi gerekiyordu. Şu an 2 hasar geride. Şimdi 3'e 1 ile saldıracak bloklayacağım. Ama eğer bu 1 hasar yeseydi 2 hasar çıkartacaktı. Vaha'daki bakıcı. Değil. Kaya ayısı çobanı. Oynarsam gider. Tamam pas geç. Koy abi karşısına. Bir tur, iki tur. Yeterli. Geldin. Çekilebilir olması iyi değil ya. Turu bitir. Şaka mı? Altın ilçi gelsin. Zerat ver. Azir de olur kral. 5'e 12. 20 oldu bile. Her ünite başına. Kilitle. Nexus gidince en güçsüze kaç? 2 hasar mı çıkartıyor? Okeydir. Tamamdır. Okey demeyeyim. Toprak bozumu. Toprak bozumu harika bir kart ya. Özellikle bunun için. Tur hala rakipte. Azir'i büyük ihtimal level atlamasını bekleyerek oynayacağım ya. Bir yer kartı daha. Toprak bozumu gelsin. Bu kadar. Şimdi çekilebilir olacak olan bu olacak. Bu hasar yiyecek. Yani bundan en azından bir kere daha verim alsın da ondan sonra yapsın kafasındayım. Gibi 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 gibi. Şimdi bak bizim Zerat'ımız çok daha güçlü. Ve sadece en güçlü düşmana hasar çıkartıyor. Daha ölmemiş olması güzel. Şimdi gözü kara göçebeyle. Hadi bunu bir yok et. 16'ya düşsün. O çekilecek, o gidecek. Yer açılacak. Azir, bağdaki bakıcı.
Bal kaymak. Hatta diğer tür yenilenme odası artı hazır yapabilirim yani. Ama Nexus hasarı daha fazla istemiyorum. Değil mi? 6 olacak zaten. Burada sağlam bir büyüye karşı hükümsüzlük aynı işimizi görür. Şimdi Ziggs kötü. Yok edilen her yer kartı için Ziggs kanka şey verecek. Ama bu yaptığı kötü bir hamle. Çünkü bak Ziggs 5 canda ve üzgünüm ama kanka ben direkt 5 hasar çıkartıp Ziggs'ini kesebilirim. Yani bu dalgalı kumlar sadece sende yok, bende de var. Ki buna artı 2 artı 1 vereceksin. Pekala. Bunun artık bir işe yaradığını düşünmüyorum ama turu bitir. Artı 2 artı 1 vermesi biraz üzdü. Diğer tur max 4 hasar alırız. Kaya kızaklısı güzel. 9, 10, 11 oluyor. Kendini oynadım 12 oluyor değil mi? Geldin abi. Blok olsun yeter. Muhafaza hane. Azir geliyor. Azir geldiği için direkt level atlıyor. Ah bize bir Zerat verecek var ya. Öf yani. Harbiden arkadaşlar içinden geçeriz bak. Çok net söylüyorum. İçinden geçeriz. Hani böyle adam der ki kral der bak yapma der. Ne olur yapma der. Ama umurumuzda mı? Şimdi bak bunu vermemem gerekiyor tamam mı? Böyle olursa bir tane daha yer kartı çıkacak. Ama hadi verdik. Bağdaki bakıcı gelsin. Hem bir kart daha hem de büyük halkanı. Bu ölünce de yer kartı çıkartacak. 4'e 1 ile Ziggs de saldıramaz beni. Ben diğer tur çekip kesiyor olacağım kankam. İhtişamın çağrısı gelsin. Bir dost birimin birebir kopyası. Bir takipçinin kökü. Bak çok kötü aslında bunlar. Tamam mı? Fena kötü. Dost birimin birebir ayarlı kopyası. Hadi ebedi gladiatör gelsin. Pas geç. En güçlü üniteyle ben vuruşuruz diyor. En güçlü ünite de Zerat arkadaşlar. Öğrendiği zaman büyücüsü bir gelsin. Tamam mı? Abi hadi toprak bozum gelsin. Kart çektirsin bize. Mayın tarlası. En güçlü olan olsa da hani şunları almak bizim için yeterli. Şunun ölmesi lazım ama. Ya ölmesi lazım falan değil. Şu ölsün yeter arkadaşlar. Neden? Bu sadece tamam mı? Ünite vuruyor. Hani benim üniteleri kesebilir. Problem yok. Ama diğeri canımızı yakar. Ay ay. Ek bir büyüsüne karşı hükümsüzlük aynı olacak. Bu adam büyük ihtimalle Nexus'a tek atan bir bebe var tamam mı? Yok edilen yer kartı başına ben bilmem ne bir şey yaparım diyen. Ebedi mürit. Pas geç. İki hasar çıkartıyor ya. Hatta 3 çıkartsın yani. Blok var buna karşı. Toprak bozumu güzel. Bu tür ebedi gladyatörde oynamak gibi bir niyetim var. Azir'i unuttu. Bu tür ebedi gladyatör... Bak. Dediğim olay buydu işte arkadaşlar. Allah'tan zımbırtısı falanı filan yok. Bu yüzden direkt ebedi gladyatör oynayacağım. Şimdi bunun bana sağladığı şey bununla saldıramaz artık. Şunu yok etmen gerekiyordu. Ağır niye ölümsüz olduğu için diğer tur tekrar gelecek. Ve bu ikisi birbirine vurup kesecekler. Sıyrılgan olarak geliyor ama Arne'den verim alamazsın. Diyeyim ben sana. Bugün bize kart verir mi arkadaşlar sizce? Ne diyorsunuz? Bak hemen ikinciye yazgı, yenilenme, korkunç bilmem ne bilmem ne verdi. Burada kum batağı falan da olmalı yani. Arne'si gitti. Bir de rakipte maksimum 3 tane Arne olabiliyor ve genelde 1 ya da 2 tane koyuyorlar. Bir tanesini almak bile yetti. Yani ölümsüz aslında rakibin işine geldi. Oğlum şaka mı yapıyorsun? Tamam Kaya Ayısı Çobanı gelsin tamam mı? Oynayacağım her ünite için bunu seviye atlatacak. Bir şey de oynamıyor. 2-3'te de çekmeyeceğim açıkçası. Bunları ben gerekirse kendim yok ederim. Öyle diyorum size. Bunu öldürüyor olman çok terbiyesizce bir hamle. O yüzden burada bir mana taşını yok etmeyi tercih edeceğiz. Gel. Bir tane ünite gelecek ya aslında. Şöyle yapmalı. Kaya kızaklısını göndereceğim. 2 oldu. Bak artık bu hiçbir şey ifade etmeyecek. Yerde bolduğu için. Yani ben bunu değil bunu göndermeliydim.
Saatten sonra hiçbir işe yaramaz. Gel. Bak, bu gitti. Sıkıntı da burada başlıyor. Harbi sıkıntı da tam olarak burada başlıyor. Yani benim şampiyon çekememem. Adamın bütün her şeyi çekmesi bizi bozuyor. Bu tur bağdaki bakıcı oynayacağım ki inşallah bunu gönderir diye düşünüyorum. Bunun level atlaması lazım arkadaşlar artık. Bu level atlamak zorunda kardeş. Şunu göndermeliydim ya. Hani gerçekten yaptığım en büyük hata. Ne çıkıyor bunun içinden? Korkunç ünite çıkıyor. Bağdaki bakıcı gelsin gene. Bir işe yarayacağından değil de. İşte. Çok iyi geldi. Ya umurumda değil şu an o yaptı. Korkunç olanı elinden alalım. Artı 2 artı 2 alacak. Elin saçmalığına bak ya. Hala Arne oynayamamış olması güzel. 6'ya 7 6'ya 7 gayet güzel yani. Sokarım takası umurumda da olmaz. Hatta ne sokacağım alırım ki bana ne. Diğer tur artık level atlaman gerek kanka. Of saldırmadın be. Teşekkür ederim beyefendi sana. Pas geç. Hiç umurumda değil. Hükümsüzlük hainim var. Şimdi kardeş sonunda. Vallahi billahi sonunda. Yani yaptım misplay'e rağmen kazandım ya. Başka hiçbir şey demiyorum. Abi tilt oldum ya. Bak kaç tane yer kartı oynadığımı. Şimdi Zerat'ın üstünden göreceğiz tamam mı? Zerat direkt level atlayacak. Ve çekilebilir yok. Tur bizde. Bak kaç tane oynamışım? 7 tane oynamışım. Gel abim. Hatta burada hatam ne biliyor musun? Önce yenilenme odası oynayacaktım. Sonra Zerat oynayacaktım. Daha fena olacaktım. Ki en güçsüzün elinden alacaktım. Gel abi. Üçüncü seviye Zerat'ım var. 6 hasar çıkartıyor. Kaç? 6 mı? 5 hasar çıkartıyor. Ölürse de kök kazıyor. Yani hükümsüzlük hainim de var. Bu tur aklımdan geçenler belli. Sihirmayın tarlası. Geldim kanka. Bu falan ön kumlar. Direkt kök kazıyor. Burada benim kazıyacak bir kök göremiyorum ama. Dümdüz saldır abi. Bir de 5'e 2 gelsin. Her türlü bloğa çıkmak zorunda. Hatta burada uzata da bilirdim ama yapmadım. Adam şundan asla verim almıyor ama. 5 hasar yiyecek. Maymunumuz bile keyiflendi. Yenilenme odası gelsin. Diğer tur Renekton oynayacağım. Renekton 8'e 8 olsun. Turu bitir. Cephanelik Arne oynarsa kaybederiz ama. Ama nasıl kaybetmeyiz biliyor musunuz mu? Takipçinin kökünü kazırsın var. Büyük halkanı gelmeli. Abi umurumda değil. Renekton gelsin. Geldiği için ikisi birden gitsin. Ne yapacaksın? Yer kartında kalmadı kanka. Allah Allah. Allah Allah. Devam. Ne oldu? Stand'ı atamadın. He. Yerde elde edemedin. He. İki manayı sen geldin. İki kart çekelim. Pas geçtim. Şimdi diğer tur yapacağım hamle sana keyif verecek. Fena keyif verecek. Sadece bunu oynadım. Tur rakibe geçsin bir kart daha oynasın istiyorum. Of 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 keyiften dört köşe oldum şu an. Of 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 bu neçe bu neçe bir keyiftir ya bu neçe bir keyiftir. Of of GGVP ez mi yoksa? GGVP ez mi yoksa? Bekleyeceğim ki daha saldırmayacağım. Son kartın gelmesini bekliyorum çünkü. Gel abi imparatorum muhafızım. Durmadan kart çekeceğim. Neden biliyor musun? En altta bütün bebeleri getiren bir kart var. Ama Zerat zaten Nexus'a hasar çıkartıp oyunu bitirecek. Okey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.